Nedenini bilmediğim bir şekilde Paleo Profile serisi bana geçtiğinden beri benden istenen tek bir dinozor var. O da bu videonun konusu olan Sukomimus. Açıkçası bu dinozorun size neden bu kadar çekici geldiği hakkında hiçbir fikrim yok. Ama madem istiyorsunuz. Karşınızda Sukomimus Paleo Profile. Sukomimus ismi timsah taklitçisi anlamına gelir. Bu dinozor günümüzden 125 ila 112 milyon yıl önce Nijer'de yaşadı. 1997 yılında Polceroğlu ve ekibi bir teropod dinozor iskeletinin 3'te ikisini buldular. İlk buluntu dev bir başparmak pençesiydi. Bu pençe Polceroğlu ve beraberindeki birkaç paleontolog tarafından Sukumimus tenerensis olarak isimlendirildi. Canlının holotype'ı Nijer'de bulunan kafası olmayan bir iskeletti. İskeletin bir kısmı hala eklemli bir şekilde birbirlerine bağlıydı. Bu örnek hala Nijerde bir müzede bulunuyor. Tokomimus'un en başta uzunluğu 10 ila 11 metre olarak düşünüldü. Ağırlığı ise 3 ton olarak hesaplandı. Ancak Gregory Paul bu canların uzunluğunun 9,5 metre ağırlığının ise 2,5 ton olduğunu öne sürdü. Ancak bulunan bireyin yaşı bilinmediği için bunlar pek doğru tahminler değiller. Tokomimus'un kafatası tüm Spinoz harflerinkine benzer bir şekilde timsahlara benziyordu. Ancak daha sonra yaşamış Spinoz harflerin aksine burun delikleri kafasının ucundadır. Bu durum daha sonraki Spinoz gerisine doğru kaymıştır. Skovimus kısa ancak oldukça güçlü bir boyuna sahipti. Sırtında çıkıntı yapan sinirsel dikenleri Spinosaurus familyasında gayet normal olarak önemli ölçüde uzamıştı. Bu uzama kuyruğun ortasına kadar devam etmişti. Skovimus Baryonyx'e benzer bir şekilde belirgin bir şekilde diğerlerinden daha büyük bir başparmak pençesine sahipti. Bu pençe 19 cm kadar büyüyebiliyordu. Uyluk kemiği holotype'de 107 cm uzunluğunda düz ve sağlamdı. Saukomimus daha önceki videolarda da bahsettiğim gibi Spinosaurusauridae familyasının Baryonyx'ine ait koluna dahil. Bu kol Baryonyx gibi dinozorları içeriyor. Sukomemus ise belirgin bir şekilde Bardonyx'ten çok daha büyük ve daha büyük bir yelkene sahip. Ayrıca Bardonyx'te pek çok ortak noktası var. Öncelikle Bardonyx'te olduğu gibi büyük bir başparmak pençesi hayvanın bulunan ilk fosiliydi. Bunun yanı sıra çene ucunun arkasında artan diş miktarı, güçlü ön ayaklar gibi ortak özellikler de vardı. 2021 yılında Ceratosaurus ve Ripeirobenator'ın keşfedilmesiyle birlikte Bardonyx'in ay içerisinde küçük bir grup oluşturuldu. Bu gruba Ceratosaurus ismi verildi ve Ceratosaurus, Ripeirobenator ve Sukomemus bu grup içerisinde değerlendirildi. 1986 yılında bir grup paleontolog Bardionix'in balık yiyen bir canlı olduğu teorisini önüne sürdüler. Bu teori 1997 yılında bir Bardionix fosilinde bulunan fosilleşmiş balık pulları ile birlikte doğrulandı. 1998'de Sereno ve meslektaşları Skomimus için de aynı beslenme tarzının geçerli olmuş olabileceğini öne sürdüler. Ki bu da kısmen doğruydu. Kısmen diyorum çünkü Baryonyx neredeyse tamamen suculdu. Sucomimus'un ise daha çok sabit bir şekilde avını beklediği ve yüzmediği düşünülüyor. Spinosaurus dişlerinin avı kavramak için kullanıldığından bahsetmiştim. Bu durum Sucomimus'un dişlerinde de net bir şekilde gözlemleniyor. Sukomimus'un ağzının üst kısmını daha sağlam hale getirecek olan ikinci bir damak avın uyguladığı bükülme kuvvetlerine karşı hayvanı koruyordu. Sukomimus, Baryonyx ve Spinosaurus'un kemik yoğunluklarını karşılaştıran ve bu yıl yapılan bir araştırma Spinosaurus'ların bambaşka yaşam tarzlarına sahip olduğunu ortaya çıkardı. Sukomimus içi boş kemiklerine nedeniyle sığ su avcılığına adapte olmuştu. Ancak Spinosaurus ve Baryonyx neredeyse tamamen sucul canlılardı. Su içerisinde avlanabilir, suya dalabilirlerdi. Sukomimus'un yaşadığı çevre çoğunlukla kum tepeleri tarafından örtülen akarsuların olduğu bir yerdi. Bu ortam dinozorlar, terozorlar, kaplumbağalar, balıklar, hibodontit köpek balıkları ve tatlı su kabuklularının yaşadığı canlı çeşitliği açısından zengin bir yerdi. Sukomimus, Kryptops, Eokarkalya gibi teropodlarla yaşıyordu. Ayrıca Oranosaurus, Elrazosaurus gibi orta boyutlu uçuların yanı sıra Nijersaurus gibi soropodlar da bu çevrede dolaşıyordu. Tüm bunların yanında devasa bir folidozor olan Sargosukus da bu çevredeki sularda dolaşıyordu. Bunlara baktığımız zaman Sukomimus'un diğer tüm Sparmusarvitlerde olduğu gibi çok zorlu bir çevrede yaşadığını görüyoruz. Ayrıca Sargosukus'un varlığı Sukomimus'un fazla suya girmemesinin başka bir sebebi olabilir. Bugünlük benden bu kadar. Bu hafta Jurassic World Dominion vizyona giriyor ve ilk günden sinemada olacağım. Dolayısıyla bir sonraki video Dominion incelemesi olacak. O zamana kadar görüşürüz.